Evet sevgili izleyiciler, ben Ozan ve kameraman arkadaşım Atilla, sizler için Anadolu'yu köşe bucak dolaşmaya devam ediyoruz. Her köyde ayrı bir yemek kültürüyle karşılaşıyoruz, inanın. Şu anda köyümüzün kadınlarıyla birlikteyiz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz. Sen nasılsın? Ben de iyiyim inşallah. Ablacığım, bu ne? Görünüş çok güzel. Bu köyümüzün has incir dolması. İncir dolması. Bayılırım incir dolmasına. Atilla, tam senlik vallahi ha. Ben daha fazla dayanamayıp tadına bakacağım ablacığım. Tamam bak. Bakayım. Evet sevgili izleyiciler. Ben Ozan ve kameraman arkadaşım Atilla sizler için Anadolu'yu köşe bucak dolaşmaya devam ediyoruz. Şu anda Bademli köyündeyiz. Ve yanımızda köyümüzün erkekleri var. Çünkü bu köyde yemekleri erkekler yapıyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abicim yemekleri neden erkekler yapıyor? Erkekler yapıyor. İyi erkekler yapıyor. Evet. Peki bunun ismi ne? Depçi. Depçük. Depçük. İlginç bir isim. İlginç. 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 Bakalım tadı neye benziyor? Tadı bakabilirsin. Depçük. 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 Bakıyorum valla. Bakabilirsiniz. Depçük. 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 Çok güzel. Of. Anasını satayım. Neydi lan o yediğimiz iğrenç şey? Erkeğin yaptığı yemek bu kadar olur. Yemeği yapan adamı gördün değil mi? Ayı da bile o kadar kılıyor ki. Ya abicim ne olursun hatırlatma ya. Ya senin gazına gelip nasıl yedim o iğrenç şeyi ben hala anlamıyorum ya. Benim gazımda mı? He. Lan da ağzımdakini bitirmeden daldın yemeğe be. Ben ne bileyim abi. Hani sen yerken yüzün gülünce ben de. Sen kayıttayken kussa mıydım gerizekalı? Onlar ne abi? Ebeninki. Kör müsün bir ha? Ha. Abiciğim sen bu depçi yedikten sonra hep dün bir gerginleştin ha. Oğlum bana ikide bir depçük deme çakacağım şimdi kafana ha. Al iç şundan bir tane. Haklısın ya. Abi bu var ya hem açlığımızı yatıştırır hem de o midemizden burnumuza gelen iğrenç koku var ya ona da iyi gelir ha değil mi? Ve bu öğlen öyle çarpmaz mı be? Atilla. İç şunu ben çarpmayayım şimdi öğlen öğlen. Ya keşke şişe alsaydın be abi. Hani kutu olunca içine metal kokusu sunuyor. Hal böyle olunca içinde karbondioksit gazı var Atilla, ya. Atilla. Kapa çeneni. Ömrümü yedin ya. Çık git hayatımdan ya. Ne yapıyorsun lan? Gir. Abicim karar ver ya. Çıkayım mı gireyim mi? Yürü. Abicim var ya, bir ay iyi geldi ha. Çağın buluşu oğlum, her ya. Derde deva. Abi var ya, iyi ki kutu almışsın ha. Şişe yarı kaplardı be. Bir tane daha versene bana. Fazla gelmesin. Yok be abicim, iki birayla bana bir şey olmaz ya. Lan senden bana ne? Ben de varım arabada, uçurmayasın sonra bizi. Aç abicim, aç kutumu aç. Var ya, 150 promille araç kullanmış adamım ben ha. Ya. Çekilin lan, önüne bak. Bir şey olursa ben açacağım kutuyu biliyorum. Al. Siktir ya. Dur ben alırım dur. Bir sakarlık yapacağım belliydi zaten. Ben malımı tanımıyor muyum ya? Tut şunu. Ver abici ver ya. Mal. Alabildin mi abi? Ya aldım zevk için böyle duruyorum. Ya keşke şişe alsaydın ya. Kutunda böyle şeyleri ver işte abicim ya. Lan dikkat et!
Manyak mısın lan? Öldürecek misin lan bizi? Abicim ya bir anlık dikkatsizlik işte ya. Bir anlık dikkatsizlik mi? Gerizekalı. Bütün kazalar bir anlık dikkatsizlik yüzünden oluyor. Ne de rahat söylüyor ya. Ben Birhan'ın etkisiyle rahatım abicim. Susacağım şimdi Birhan'a ha. Ya abicim cidden gerildim ya. Bu baksana ellerim tutuyor ya. Eline, ayağına. Ya abi bu vallahi gerginim ya. Harbiden gerginim ya. Ya tamam abicim. Bir şey olmadı işte ya. Ya ölseydik? Ölmedik ya. Gir lan şu köye. Elimizi yüzümüzü yıkayalım, bir kendimize gelelim. Bir şeyler yeriz belki, gerginliğimizi alır. Tamam. Abi ya. Ne? Ya ne olursun köy yemeği yemeyelim ya. Tamam Atilla. Bu girdiğimiz köyde bir pizzacıya gideriz, merak etme. Rahat ol. Rahatım abiciğim. Atilla, ne dersin, çekim yapalım mı? Patron sensin abiciğim. Çıkar o zaman kamerayı. Tamam abi. Evet abiciğim. Evet sevgili izleyiciler. Ben Ozan ve kameraman arkadaşım Atilla sizler için Anadolu'yu dolaşmaya devam ediyoruz. Şu anda Dikili'ye bağlı Yenice köyündeyiz. Ve hemen bir köy kahvesine doğru ilerliyoruz. Abi. Ne? Elime yapışmış lan bu biri. Anlamam abicim. Evet abi, kayıt. Evet sevgili izleyiciler. Ben Ozan ve kameraman arkadaşım Atilla sizler için Anadolu'yu köşe bucak dolaşmaya devam ediyoruz. Şu anda Dikili'ye bağlı Yenice köyündeyiz. Ve hemen bir köy kahvesine doğru ilerliyoruz. Selamünaleyküm dede. Nasılsın, iyi misin? Sağır galiba. Selamünaleyküm dede. Nasılsın, iyi misin? Ne bağırıyorsun, ben sağır mıyım ben? Yok dede, seni rahatsız etmek istemedik. Bir iki bir şey soracaktık. Çıksana kayıttan. Git Emine Hanım'a sor. Ha, tamam dede, rahatsız etti. Kusura bakma, biz o zaman gidelim. O zaman kaybol. Yürü. Ulan bula bula köyün delisini bulduk, iyi mi? Yürü. Hadi selametle. Kokuyu alıyor musun? Evet abicim ya. Oo, mis gibi kokuyor vallahi. Et yemeğine benziyor sanki. Çok aç. Bu sefer güzel bir yere tezgah açtık galiba. İnşallah abicim ya. Benim de fena aç biliyor musun? Yarım saatte seni yürüyen perişan olarak görüyorum vallahi billahi ya. Abicim sen bir ye. Duruma göre ben de yerim sağ ol. Konuşma da gir kaydı. Çocuklar. Selam, biz Kanal 99'dan geldik. Biliyorum çocuğum. Sizi benden başka gören oldu mu? Yalnızca köyün delisi. Ne delisi? Deli canım, bildiğin deli. Bu köyde akıllı var mı ki sanki? Buyurun, geçin. Thank you.
güzel koku da nereden geliyor? Açsınız değil mi? Evet, hem de kurt gibi. Peki ya sen? Yani? Buraya gelenler hep aç olur zaten. Önce bir şeyler atıştırsaydık. Aç karnına pek bir şey içemem de. Bunu içince açlığında, susuzluğunda kalmayacak. Merak etme. Al. Mis gibi kokuyor. Tadı bal pekmez karışımı gibi bir şey. Daha önce hiç böyle bir şey içmemiştim. Süper bir şey. Abi, cidden güzel mi be? Müthiş. Teyzem ya, ben de içebilir miyim? Hayır. Ama canım çekti be. Hayır dedim. Sebep? Çünkü o bunu hak etmedi. Ne hak ya? Hem kalmadı. De bu tencere demin dolu değil miydi? Etrafımız boşluklarla doludur. Tıpkı ruhumuz gibi. Ve bu boşlukların nasıl dolacağına insan kendi karar verir. Emine derler. Kime? Bana. Abiciğim, ben sonra da bir şeyler atıştırırım ya. Biz gitsek. Bir saniye ya. Ne oluyor burada, anlamadım ki. İçtiğin şerbetin ne işe yaradığını biliyor musun? Enerji veriyordur herhalde. Ha, bu köyde enerjiye ihtiyaç yoktur. Bu şerbeti içen ölümsüz olur. Ve bu köyden asla dışarı çıkamaz. Sen bunu hak ettin yavrucuğum. İlahi Emine teyze. Neyse, bizim yolumuz uzun. Biz artık yavaş yavaş gidelim, değil mi? Ya. Ne yapıyorsun be delikanlı? Ha! Ha! Sakin ol yavrum. Baksana ıspatlayacağım. Bırak şu bıçağı. Sokayım mı karnına? Adil'e bir şey yapsana! Ya, abicim, Gülce! Lan ben tutuyorum, sen başka bir şey yap! Ne yapayım abi ya? Hadi gidelim buradan Atilla, çabuk! Abiciğim ya, ya çok sert vurdum. Kadın ölmesin ya! Lan ben ölsem daha mı iyiydi? Hadi yürü! Lan abi ya! Abi! Kamera! İki tam! Hadi! Hemen bu deliler köyünden kurtulalım yoksa kafayı yiyeceğim. Kurtulalım mı abicim, kurtulalım ya. Hadi ne yapacağım abi? Evet. Abicim tut. Panik yapma, panik yapma abicim. Yavaş. Sakin ol abicim ya. Hadi. Tamam abicim, tamam ya. Allah'ım ya. Hadi be abi, hadi. Bu, abicim bir dakika ya. Eyvah ya. Atilla. Ne bileyim abi ya. Geldiğimiz yola gidiyorum. Yine buraya geliyoruz ya. Ya delirtme beni. Çıkıştan çıksan çıkarsın. Demek ki çıkıştan çıkmıyorsun. Abicim çıkıştan çıkıyorum işte ya. Gelirken geldiğimiz yol, bir dakika çıkış olmuyor mu ya? Ya bana felsefe yapana kadar çıksana oğlum şu köyden. Çıkamıyoruz işte abicim ya. Ya çıkamıyoruz. Hangi yere geliyoruz ya? Çık şu köyden Atilla, çık.
Lan bu kadın? Nereye gitti? Rüya mı gördük acaba biz ya? İkimiz de aynı rüyayı mı gördük? Belki de ikimizden birisinin rüyasıdır abicim be. Atilla, zaten sinirlerim tepemde. Bir de sen saçma sapan konuşma. Kesin geri geleceğimizi düşündü abi. Toparlandı gitti bu kadın. Abi, ya... Ya kadın doğru söylüyorsa... Ya, ya biz köyden de çıkamadık ya. Ne doğrusu ya? Kesin bana halüsinasyon gördüren bir şey içirdi abi. İkimiz de mi halüsinasyon gördük abiciğim ya? Ya bir dur. Bir sakin ol. Bir kafamı toplayayım. Şakadır abi. Kesin şakadır. Şaka yapmışlardır bize. Saklanmışlardır. Gel gidelim dedeye soralım. O biliyordur. He? Şaka. Gel abi. Az önce burada değil miydi abicim yaşlı amca? He. Eyvah. Ya memlekette binlerce köy varken biz bula bula... ...hayaletlisini mi bulduk abicim ya? Şakadır abi. Saklanmıştır bir yere. Ya ne şakası abicim ya? Kim saklanacak ya? Bütün köylü mü saklandı? Jandarmaya gidelim. En güzeli. Ne jandarması abicim? İnsan olmayan köyde jandarmanın ne işi var ya? Kimi kimden koruyacak ya? Ya sen ne negatif bir adamsın ya. Ya abicim ortada pozitif bir şey yok ya. Var! Kesin bu köyde birileri var. Eğer olmasaydı bu binalar yıkık dökük olurdu. Yürü hadi. Abi. Ne var lan? Selamun aleyküm gençler. Ve aleyküm selam. Hayrola gençler? Bir sorun mu var? Yok bey amca, ne sorun olacak? Koskoca köyde konuşacak birini bulunca şaşırdık tabii. Buralar böyledir. Sessizdir. Niye kimsecikler yok? Bu jandarma binası niye boş? İnsan olmayan yerde jandarmanın ne işi var? Kimi kimden koruyacak? Ben bunu demin atmamış mıydım lan? Atmıştın galiba abi. Çocuklar, iyi olduğunuzdan emin misiniz? İyiyiz, iyiyiz. Ne iş yaparsınız siz? Televizyoncuyuz biz. Ha güzel. Benim evde eski bir televizyon var. Arızalı. Bir zahmet ona da bakıverin. Amca ya öyle televizyoncu değil biz. Biz Kanal 99 adına Anadolu programı yapıyoruz. Ben Ozan, bu da kameraman arkadaşım Atilla. Ben de bu köyün muhtarı Hulusi. Memnun oldum çocuklar. Biz de. Uzun zamandır buraya televizyoncu gelmemişti. Bir isteğiniz var mı? Evet, bu köyde telefon var mı? Ya da cep telefonu çeken bir yer? Telefon yok. Olsa şaşardım zaten ya. Ama cep telefonunun çektiği bir yer var. Neresi? Araya yalnızca bir kişi tırmanabilir. O halde ben çıkıyorum. Ne oldu, bir sıkıntın mı var? Yok abiciğim, bir şey yok. Göğsüme bir sız saplandı da. Ha. Heyecanlan herhalde ya. Oğlum heyecanlanacak ne var? Sakin ol. Abi,
Atilla. Ya bir yere gittiğim yok. Şu telefon çekiyor mu çekmiyor mu ona bakacağım. Çekmiyorsa o zaman heyecanlanırsın. Ya olsun abi be. Sen yine de kendine iyi bak. Ah. Önce minareler yıkılır. Allah kahretsin. Tövbe tövbe. Atilla. Atilla. Nereye gitti lan bu? Atilla. Köyde bırakıp gitme Atilla! Gittikçe sesler azaldı.
Ben de senin gibi her gidenin ardından bağırdım, çağırdım. Gitmeyin dedim. Ama hepsi gitti. Ne yaparım ben burada? Ne yer, ne içerim? Nerede kalırım? Zamanla alışırsın. Lan bu bir rüya olsun. Ne olur bir rüya olsun. Günaydın evladım. Kalkmışsın. Rahat ettin mi bari? Oldukça rahattım, teşekkürler. Siz? Ben Ulysses'in karısıyım. O dışarı çıktı biraz. Alış evladım. Her derde devadır bu süt. İç hadi. Çok özür dilerim ben. Sorun yok, ben toplarım. Alo? Merhaba Ozan, Duygu ben. Duygu? Senin arayacağın aklıma gelmezdi. Nasılsın? Hastanede misin hala? Çıktım hastaneden, iyiyim. Aramana çok sevindim, hem de çok. Görüşebilir miyiz? Tabii ki. Hayır. Ozan ne diyorsun? Görüşebilir miyiz, görüşemez miyiz? Şu anda işle alakalı bir yerdeyim. Gelmem çok zor. Neredesin? Efendim? Ozan neredesin? İkiliye bağlı Yenice köyündeyim. Tamam, geliyorum ben. Geliyor musun? Duygu? Alo? Bu kadar çabuk gelebildin. Burada olduğunu kanaldan öğrendim. Sürpriz yapmak istedim. Delisin sen ya. Seni çok iyi gördüm. Sen de iyi görünüyorsun. Anadolu havası yaramış sana. ne yapıyorsun burada? Aynı işte. Köy köy geziyoruz. Asıl sen de çabuk iyileştin. 3 gün önce telefonda konuştuğumuzda hastaneye yatırılacağını söylemiştin. Önemli bir şey yokmuş. Yanlış alarm. Seni özlemişim Ozan. Ben de.
İşin yüzünden hep dışarılardasın. Bir türlü görüşemiyoruz. Ne zaman biter buradaki işin? Beraber dönelim. Sen şimdi yorulmuşsundur. Gelince bir çay ısmarlayayım sana. Hı hı. İşinle ilgili bir sorun mu var? Akşama biter mi işin? Geç kalmadan çıkalım yola. Ozan neyin var senin? Benimle birlikte burada kal. Ne? Benimle birlikte olmak istemiyor musun? Burada kalmak zorunda kalırsak ya da ne bileyim bir şey olursa ha orası ha burası ne fark eder? Ozancığım başına güneş mi geçti senin? Çayını tazeleyeyim mi kızım? İstemem sağ olun. Duygu ne olur dinle beni. Ya ne güzel yer işte. Kalalım burada. Ha? Ya Ozan durup dururken her şeyi bırakıp bu köyde yaşama fikri de nereden çıktı? Hayatın insanlara ne sunacağı hiç belli olmaz kızım. Duygu ne olur. O da gidiyor. Zamanı gelen herkes gider oğlum. Ama onun zamanı daha gelmedi. Ateşiniz var mı? Arabada bulamadım da. Ellerinize sağlık. Her şey çok güzel olmuş. Afiyet olsun kızım. Bu köy yemeklerini her yerde bulup yiyemezsin. Sadece yemek mi? Şu bulunduğumuz ortam, havası, suyu, her şey bir bambaşka. Peki bu güzelliğe rağmen burası niye bu kadar boş? Onu ben de pek anlayamadım. İnsanoğlu bazen ardında bıraktığı güzelliklerin farkında değildir kızım. Kendi içindeki boşluğu doldurmadan neden sorguluyorsun bu köyün boşluğunu? Hadi bakalım. Biz de ne yapıyoruz o zaman? Kimsenin kıymetini bilmediği bu köyün şerefine içiyoruz. Günaydın. Günaydın. Erkencisin. Ne bileyim, uyku tutmadı. Tüttürüyorsun gene. Bırakamadın şu zehiri. Başlamayın Ozan. Tamam. Gezelim mi biraz? Olur. Hadi. Söndür. Güzel gerçekten. Seninle bir başka güzel. Selam çocuklar. Rahatsız etmiyorum ya.
Yok Hulusi amca, buyur gel. Kızım, nasıl köyümüz? Çok güzel. Birlikte daha önce bu kadar güzel bir gün geçirmemiştik. Ben şunu görüyorum ki siz gerçekten birbirinize değer veriyorsunuz. Öyle değil mi Ozan? Aşkım. Çok beklettin mi? İşim biraz uzadı da. Tam 1,5 saat oldu. Özür dilerim, fark edemedim. Zaten benimle ilgili neyi fark ettin ki? Bunların hepsini sen mi içtin? Yok, bu kafenin bir tane kül tablası var. Herkes girip buna söndürüyor. Ne oluyor şimdi? Ne mi oluyor? Ozan, haftalar sonraki ilk buluşmamıza geç kalıyorsun. Ondan sonra benimle değil de şu kül tablasındaki izmaritlerle uğraşıyorsun. Ben seni düşündüğüm için bunu söylüyorum. Beni düşünen adam arayıp geç kalacağım der. Bağırma. Herkes sana bakıyor. Sevgilim bakmıyor, bari başkaları baksın. Saçmalama Duygu. Seninle tanıştığımızda da bu işi yapıyordum. Ve biliyorsun ki çalışmak zorundayım. Ben sonradan bu işe girmedim. Bunu bilerek benimle birlikte oldun. Haklısın. Daha önce de bu işte çalışıyordum. Ama benim derdim senin işinle değil. Seninle. Anlayamadığım bu işte. Bir de buluşacağız diye saçımı yaptırmıştım. Bir şey mi oldu? Yok bir şey. Saçlarının ucundan mı aldırdın? Ya bu arada Hulusi amca? Aa. Hulusi amca? Buralar gerçekten çok güzelmiş. Hadi diğer köyleri de gezmeye gidelim. Duygu, dün gece söylediklerimde ciddiydim. Ozan, şakanın dozunu kaçırıyorsun ama. Hadi bin şu arabaya. Yani şu söylediklerine benim nasıl inanacağımı düşündüğünü anlamıyorum. Köyden çıkamıyormuş. Ha? İşte çıkış. Bu şaka değil mi? Tabelaların yerini sen değiştirdin değil mi? Anlamadım sandınız ama yanıldınız Ozan Bey. Ben şimdi bulurum çıkışı. Tamam Ozan, pes. Hadi çıkışı söyle artık. Ben kesin olarak bu köyden çıkamıyorum. Bu saçmalık. Yani köyün bir çıkışı olmalı değil mi? Nasıl çıkacağız köyden? Ha, çıkmamız lazım. Tamam, ileride bir yan yol vardı. Orası çıkış olmalı. Evet, evet, orası olmalı. Nasıl çıkamıyoruz? Başka yollara da bakmalıyız. Bu köy yolları hep böyle karışıktır zaten, tamam mı? Çıkmalıyız, bir yerden çıkmalıyız diyorum. Çıkacağız bir yerden. Niye çıkamıyoruz? İyi ama ben niye çıkamadım bir türlü anlamıyorum. Bundan bir kurtuluş olmalı. Varsa da bilmiyorum. İyi de bütün bir ömür burada nasıl geçer? Benimle kal. Seni seviyorum.
satırları yazmak benim için çok zor. Bir tarafta sevdiğim insan, bir tarafta kendim. Son bir gün hayatımda geçirdiğim en güzel gündü gerçekten. Ve ben bu anı sonsuza kadar hatırlamak istiyorum. Sen köyden çıkamadığın için yanında kalmamı istiyorsun. Oysa zamanında birlikte olmamız için birçok fırsat vardı elimizde ama biz bunları değerlendiremedik Ozan. Ben seni anlıyorum. Umarım sen de beni bu sefer anlıyorsundur. Arkamda bıraktığım güzelliklerin farkındayım. Seni hep sevdim. Ve ölene kadar da sevmeye devam edeceğim. Duygu. Selamünaleyküm Ozan. Aleykümselam. Hulusi amca. Hulusi amca. Biraz önce kendimi öldürmeye çalıştığımın farkındasın değil mi? Evet. Ya bu ne rahatlık. Kendimi öldürmeye çalışıyorum diyorum. Ölmedin ama değil mi? Sorun da bu ya zaten. Ölemiyorum. Ya yapmadığım şey kalmadı. Suyun altında bile nefes alıyorum. Niye ölemiyorum?
Neden çıkamıyorum bu köyden? Nereye de mi girdin? Üşüteceksin be oğlum. Üşüttüm zaten. Ben ölemiyorum diyorum, sen üşüteceksin diyorsun. Ne oluyor Hulusi amca, anlatır mısın lütfen? Hadi gel sen benim. Gel. Ben sana bir çay yapayım. Ne çayı ya? Taş çaldın gördüm. Ne taş çalması ya? Sen de yenilince hemen çamura yatıyorsun ha. Ne yenilmesi? Daha ilk parti. Taş çaldın işte. Gözüme mi inanacağım, sana mı inanacağım? Ya git ya, senle bir daha oyun oynama. Üçkağıtçı. Üçkağıtçı sensin. Ya ne şerefsiz adamsın sen ya. Daha yeni kattın bu gömleği. Hani birbirimize ateş etmeme kararı vermiştik. Ne yapayım, sinirim başka türlü çıkaramıyorum. Al o zaman. Ayıp oluyor beyler. Oturun adam gibi oyunuzu oynayın. Ya da yürüyün evinize. Cidden süper numara. O silahlar kuru sıkı değil mi? Ne kuru sıkısı lan? Lavuk! Adam gibi oturun oyunuzu oynayın. Yoksa çeker giderim vallahi. Tamam ya. Al şu çayı iç. Şekerini ben koydum. Bu köydeki tek ölümsüz ben değilim yani. Evet. Herkes Emine'nin şerbetinden içti. Kahretsin ya, sinirimi alamadım. Oh be, rahatladım şimdi. Hadi kalk, biraz gezelim. Çayı boş ver. Sonra içersin. Hem gezer hem konuşuruz. Hadi. Bunu sen anlatmak biraz zor evlat. Ama o kadar üzülecek bir şey yok. Üzülecek bir şey yok mu? Bugüne kadar hep ölmekten korktum. Şimdi ya yaşamaktan sıkılırsam? O zaman ne olacak? Sonsuza kadar ne yaparım ben? İnsanlar normal yaşamlarında hep bir şeyler yapmak, üretmek isterler. Çalışmadan duramazlar. Sen de sınırlı yaşamında yapmak isteyip de yapamadıklarının listesini çıkar. Tek tek onları yapmaya çalış. Sonsuza kadar süren var. Yapmak isteyip de yapamadıklarım mı? Evet. Peki sen ne yapıyorsun? Ben 150 yıldır kitap yazıyorum. 70 cilt oldu. Güzel olmuş. Bayağı becerikliymişsin. Hep bir köy hayatım olsun istedim. Hayvanlarla uğraşmak, meyve, sebze yetiştirmek. Küçük de olsa kendime ait bir köy evi.
Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bu da evin için ilk hediyemiz. Güle güle otur. Küçük kuzuma da iyi bak. Bir adı var mı? Kuzu artık senin oldu, adını da sen koy. Bir kuzuya ne isim konur bilmiyorum ki. İçinde korkunç bir ses var. Kimler geldi? Kimler? Fazla vaktimiz yok. Hemen bir yere saklanıp gözlerimizi kapamamız lazım. Ne? Konuş, hadi koş. Hadi. Ne oluyor Hulusi amca? Ben sana aç diyene kadar gözlerin kapalı kalsın. Ne olursa olsun sakın gözlerini açma, sakın. Hadi. Hadi. Kimsin sen? Tehlike geçti, kalk artık. Ne oluyor Hulusi amca? Bilmediğim ne var yine? Neden saklandık? Neydi o sesler? Niye gözlerimizi kapattık? Sakin ol evladım, korkacak bir şey yok. Onlar sadece köyümüzü ziyaret ediyorlar. Bizim onları görmemiz yasak. Cezası da ağır. Ne cezası? Kim bunlar? Neden göremiyoruz? Yasak olduğu için onları göremiyoruz. Göremediğimiz için de ne olduklarını bilmiyoruz. İyi de kim koydu bu yasağı? Bizden öncekiler böyle söyledi. Onlara da onlardan öncekiler söylemiş. Ya biz ölümsüz değil miyiz? Neden korkuyoruz? Açalım gözlerimize gitsin. Gözlerini açıp onları görenler hem gözlerinden hem de akıllarından oluyorlar. Bundan sonraki yaşamını hiçbir şey görmeden karanlıkta geçirmek istemezsin herhalde. Üstelik sonsuza kadar. Merak etme. Bu her zaman olan bir şey değil. Allah'ım yarabbim ya. Ölümsüzken bu kadar korkmak çok saçma. Hangi birinden başlasam acaba? Yapmak istediğim o kadar çok şey var ki. Önce bir kız. Evet. Bir kız. Duygu beni terk edip gitmedi mi? Köyden bir kız bulurum. Sonsuza kadar mutlu yaşarız. Sonsuza kadar. Çocuklarımız olur. Onların çocukları. Torunlarımız. Ya onlar da ölmezse? Ama gariptir, köyde hiç çocuk yok. Olmadı bir tane yaparız. Baktık ölmüyor, başka yapmayız. Ne diyorum ben ya? Duygudan düzinelerce çocuğum olsun isterdim.
şimdi? Efendim? Bana mı dediniz? Sen şimdi aklın sıra bana kahve mi ısmarlıyorsun? Ha, bu mu? Dalgınlık işte. Yanlışlıkla iki tane almışım. İyi, neyse ziyan olmasın. İçim bari. Ben kahve sevmem. İnanır mısınız ben de. Hem kahve sevmiyorsunuz hem de iki tane mi alıyorsunuz yanlışlıkla? Olamaz mı? Olamaz. Siz şimdi adımı merak etmişsinizdir. Söyleyeyim. Ozan. Adını merak etmiyorum. Ama demin içinizden geçmedi mi? Kim bu gerizekalı diye? Ya lütfen gider misin? Ozan dersen sevinirim. Gideyim bari. Neyse. Sonsuza kadar vaktim var. Kızı sonra düşünürüz. Başka ne vardı ki hayatımda yapmak istediğim? Ama onu bu köyde yapamam. Yine de yazayım. Of işte orası çok kötü. Her yerim tutulmuş ya. Her yerim kırıldı sanki ya. Bu nasıl spormuş? Bana ne soruyorsun oğlum? Tenis oynamak isteyen sen mi? Ben nereden bileyim böyle olacağını? Topu yarım saat oynadık. O tenisçiler nasıl oynuyor 2 saat, 3 saat? Hayatta hiçbir şey göründüğü kadar kolay değildir evladım. Ellerim sızlıyor vallahi. Çocukluktan beri hep oynamak istedim. Hatta fırsat verirse şampiyon olacağımı bile düşündüm. Vallahi bundan sonra ne kadar sıkılırsam sıkılayım bir daha tenis oynamam. Ayran içer misin? Sen nasıl bir şeysin böyle ya? Yok, bira içiyorum ben. Niye? Bir şey soracağım. Sor. Sevgilin var mı? Ya sizin buralarda nasıl deniyor yavuklun? Yok. Bu ne? Ben bira severim. Tahmin edemedim. Duygu. Efendim? Her yanıma geldiğinde bu güzel kızın adı ne acaba diye düşünmedin mi? Ben kalayım o zaman. Ne oldu? Daldın. Evet. Daldım. Sen bana yavuklumu neden sordun? Ne bileyim. Benim eşekliğim işte. Neyse ben gideyim artık. Thank you.
vermen çok iyi oldu Hulusi amca. Sırf 20 cildini okusam 50 yıl gitti. Sonra sallak yerim. Önemli olan zamanın nasıl geçtiği değil. Geçen zamanda neler yaptığındır Ozan'cığım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Biz elektrik idaresinden geliyoruz. Buranın muhtarı kim? Hulusi amca. Merhaba muhtar bey. Biz ilerideki köyde bir çalışma yapıyoruz. Sizin köyde elektrikle ilgili bir sıkıntınız var mı? Onu bir soralım dedik. Kusura bakmayın. Son birkaç gündür ben köyde yoktum. Sokağın sonunda soldan ikinci evde Emine Hanım var. Ona sorun. O köyden hiç ayrılmaz. O bilir. Oldu, teşekkürler. Biz Emine Hanım'a bir soralım. Buralar ne kadar sakin yerler böyle. Ne güzel. Öyledir, sakindir. Gençler hep şehirlerde. İyi günler. Sana inanamıyorum Hulusi amca. Ya adamları Emine'ye gönderdin. Bize yaptıklarını onlara da yapacak. Buna izin veremem. Sakin ol Ozan. Onlar zaten bunun için geldi buraya. Ne demek bunun için geldiler ya? Nereden biliyorsun? Siz hepiniz hastasınız. Köyünüze eğlenceli tipler arıyorsunuz. Bundan zevk alıyorsunuz. Ben gidiyorum. Arkadaşım pardon. Bu eve sakın girmeyin. Ya deli misin kardeşim? Çık yolumuzdan. Başınıza neler geleceğini bilmiyorsunuz. Sonra bana teşekkür edeceksiniz. Ne olur girmeyin. Ya git, manyak mısın? Dur. Ozan evladım. Bırak geçsinler. Bize yaptıklarını bu adamlara da yapamayacaksın. Ya hiç uğraşamam kardeşim. Git buradan. Ne olur dinleyin beni. Bu büyücü kadın size bir şey içirecek. Ve hayatınız kabusa dönecek ya. Ulan şimdi kıracağım kafanı. Ne konuşuyorsun? Patlat bir tane. Hadi patlat bir tane. Kır kafamı, gebert. Öldür beni. Hadi öldür beni, hadi. Ozan yavrum. Rahat bırak onları. Yanlış yapıyorsun. Ne oldu? Korktun değil mi? Bize yaptıklarını bu adamlara da yapmana izin vermeyeceğim. Her şeyi bilecekler. Hadi arkadaşım, gebert. Öldür beni. Hadi, hadi. Kaşınmıştı, iyi yaptı. Kusura bakma teyze. Böyle olsun istemezdik. Biliyorum evladım. Neyse, inadının kırılması gerekiyordu. Sizin de keyfiniz kaçtı. Hadi, gelin de size lezzetli şerbetimden içireyim. Hadi. Zahmet olmasın. Vallahi epey de susamıştık. Sen çocuksun. Bu köyde senden başka çocuk var mı? Başka çocuk var mı? Ne yapıyorsun sen? Görmüyor musun çocuğu nasıl korkuttuğunu? Bu hareketinle hiçbir şey kazanamaz. Bu çocuğun hali ne böyle? Ziyaretçiler geldiğinde gözlerini kapamamış. Onları görmüş. Ondan sonra da bu hale gelmiş. Ama o daha çocuk. Bu yaştaki bir çocuğa nasıl şerbeti içirirsiniz ha? Saçmalama Ozan. Ne dediğini bilmeden konuşuyorsun. Sana inanmıştım. Senin iyi bir adam olduğuna inanmıştım.
Sen adi, insafsız bir moruksun! Ne düşünürsen düşün. Ama ne olur bir köşeye saklan. Sakın gözlerini açma, sakın. Allah'ım sen bana yardımcı ol. Çocuğa yaptıklarına bak. Bize yaptıklarına bak. Ne yapmaya çalışıyorsun? Hala anlamadın değil mi? Neyi? Aslında her şeyin farkındasın ama kabul edemiyorsun. Neyi kabul edemiyorum? Gel benimle. Bu mezar kimin biliyor musun? Şimdi bu çocuk, bu da senin büyülerinden biri değil mi? Ahmet. Bunu sana ilk anda söylemeliydik. Bunun ne kadar zor olduğunu biliyorum. Ahmet benim torunum. Onu kötü bir kaza sonucu traktörle ezdim. Sonra kahrımdan yaşayamadım. Bir cinnet anında eşimi ve kendimi öldürdüm. Hepimiz bu dönemden geçtik oğlum. Peki ben daha önce neden göremedim? O hep bizim yanımızdaydı. Ama onu sen göremedin. Neyi ne zaman göreceğini yalnız Tanrı bilir. Peki ya ben? Sen şerbeti içtin. Şerbeti bana sen içirdin. Atilla da içmek istedi ama ona içirmedin. Sadece bana içirdin. Şerbeti içmek senin hakkındı. Ne hakkı ya? Hiç kimse ilk anda hatırlamaz oğlum. Neyi hatırlamaz? Ne diyorsunuz? Sıkıntı mı? Yok abi şimdi.
Cennet mi, cehennem? Burası Tanrı'nın insanlara sunduğu son şans. İnsanlar ölürken bazı şeylerin yarım kaldığını düşünür. İşte burası insanların Tanrı'ya varmadan önce o yarım kalan işlerini bitirdikleri yer. Yani ölümden sonra hayatlarını tamamladıkları yerdir. Hepimiz hazır olduğumuz zaman Tanrı'nın yanına gideceğiz. Ve asla gözümüz arkada kalmayacak. Kafam çok karıştı. Tanrı'nın işine karışılmaz. O her şeyin en iyisini bilir. Peki ya Duygu? O nasıl geldi? Rüyasında geldi. Her şey bu lanet bir anın yüzünden oldu. Öyle düşünmemen gerek. Her şeyin bir zamanı vardır. Senin de buraya gelme zamanın gelmiş. Bak ne güzel. Seninle tanıştık. Daha sonra gelseydin belki ben burada olmayabilirdim. Kusura bakma Hulusi amca. Sana da ağır laflar ettim. Önemli değil evlat. Nasıl gidiyor yapmak isteyip de yapamadıklarının listesi? Vallahi tenisten sonra birçoğundan vazgeçtim. Duygu haklıydı. Hayatımda elime çok fırsat geçti ama ben değerlendirmedim. En güzel zaman yaşanılan zamandır. Hazırım. Ölmekten korkmuyorum. Hadi. Gerçekten öldür beni. Allah'ın işine karışılmaz evlat. Duygu?
Ozan. Evladım. Bir süre daha kalmak istemene inan ki çok sevindim. Gideceksin diye üzülüyordum. Biraz daha kalmaya karar verdik. Fazla değil. 200 yıl kadar. Ya iyi hoş da 200 yıl biraz uzun değil mi aşkım? Ya sıkılırsak? Sonsuzlukta 200 yıl nedir ki? Okyanusta bir damla gibi. Eğer böyle düşünürsek 200 yıl yetmez bile bize. Ne duruyoruz? Bu güzel köyün ve beraberliğimizin şerefine içelim. Benim de cezam buymuş. Hadi içelim. Kim ki bu saatte? Atilla? Ozan? Ne işin var burada? Yoksa sen de mi öldün? Atilla burada! Yok anne. Bir şey yok. Sadece rüya. Anne, sana zahmet bana bir artık söyleyebilir misin? Hemen oğlum, hemen. Rüyayı daha önce de görmüştüm. Dikili'de böyle bir köy var mı acaba? Gözlerini açma. Birazdan giderler aşkım.